Oksijen stüdyolarından günaydın sayın izleyiciler. Ben Atilla Gösterişli. Düzce'nin en etkili yayın organı Oksijen.tv. Güne bakışta sizlerle birlikteyim. Hafta için her sabah yaptığım gibi yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktaracağım sayın izleyiciler. Bugün 21 Ekim 2019 günlerden pazartesi. Sayın izleyiciler, bugünün çok önemli bir özelliği var. Oksijen.tv olarak bugünden itibaren bu programı sizlere canlı olarak aktaracağım. Saatlerimiz şu anda 10.03 geçiyor sayın izleyiciler. Oksijen.tv artık yeni yayın dönemine doğru adım adım ilerliyor. Şu anda da bir test yayındayız. Bugüne kadar yaklaşık Şubat ayından beri sürdüre geldiğimiz güne bakışı sizlere banttan aktarıyorduk. Sabahleyin çekimlerden sonra hemen montajlar yapılıp arkasından bir yarım saat sonra yayına sokuyorduk ama bugün öyle değil. Şu anda canlı canlı sizlerle irtibat kurabiliyoruz. Sayın izleyiciler, yeni yayın dönemi muhtemel 1 Kasım'dan itibaren ya da Kasım'ın ilk haftası içerisinde sizlerle buluşacak. Çok renkli bir, etkili bir ekran sizlere sunmaya tasarlıyoruz sayın izleyiciler. Her şey olacak. Haberlerimiz olacak. Bunun siyasi programlarımız olacak. Ekonomi programlarımız olacak. Çocuk programı olacak. Dini programlar olacak. Yani yayın yelpazesini olabildiğince geniş tutacağız. Çünkü hedefimiz şu sayın izleyiciler, Oksijen.tv olarak Düzce'de yaşayan herkesin her olaydan, haberden, gelişmelerden haberi olacak. Bu arada da bilgilendirmeyi çok özen göstermek istiyoruz. Çünkü insanlar yaşadığı şeylerde, şehirde her şeyden haberdar olmak zorunda. Bu kaliteli yaşamın bir gerekliliğidir sayın izleyiciler. Eğer insanlar içinde bulunduğu şehrin sorunlarına vakıfsa ve bu konuda fikir üretebiliyorlarsa yaşadıkları şehirde çevreleriyle birlikte o kenti güzelleştirebilirler diye düşünüyorum. O yüzden yayın ağımız çok geniş olacak. Herkese hitap edeceğiz. Kadınlar olacak, çocuklar olacak, gençler olacak. Elbette ki siyasetçilerimiz olacak. Çünkü siyasetçilerimiz bizim hayatımıza yön veren aktörlerdir. Dolayısıyla şu anda 21 Ekim 2019 Pazartesi saat 10.05 geçiyor ve güne bakışta sizlerle birlikte olacağız. Biliyorsunuz hafta içinde her sabah yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyorum. Oksijen Medya grubuna bağlı olarak 3 tane yerel gazetemiz var. Diğer de 3 tane de başka gazetelerimiz var. Düzce Postası, Damla ve Manşet gazetesi var. Dolayısıyla 6 tane gazetenin birinci sayfa haberlerini sizlere aktardığımda siz de o gün içerisinde Düzce'de neler oluyor bunun farkına varabileceksiniz sayın izleyiciler. Oksijen.tv gerçekten de atılım içerisinde. Bunu bir gurur duyuyoruz. Bize bu imkanı sağlayan başta Oksijen.tv yönetim kurulu başkanımız Sayın İslam Keleş'e çok teşekkür ediyoruz. Arkasından bize mali destekte bulunan yine Oksijen.tv bünyesi içerisinde Sayın İlker Keleş'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu işler çok kolay oluşmuyor sayın izleyiciler. Şu anda yayın masamızda Ramazan Uzun her anımızı, her mimimizi kontrol ediyor. Görsel yönetmenimiz Nevzat Çingit, aşağıda idari personelimiz, Murat arkadaşımız ve ben, bütün gayretlerimiz sizlere kaliteli bir ekran sunmak üzerine gelişiyor. Tabii sadece yerel mi olacak? Elbette ki sadece yerel olmayacak. O anlarda, o günlerde, o dönemlerde Türkiye neyi konuşuyorsa onu uzmanlarıyla birlikte bu stüdyomuza taşıyacağız. Tabii ki konuklarımız olacak. Benim programımda olacak. Az sonra yine bu yayın dönemi içerisinde, yani şu andaki yayın anları içerisinde gündem programıyla da sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz ilk yayın dönemi içerisinde geçtiğimiz dönemlerde gündem programını Sayın Nevzat Çingit ile beraber sunuyorduk. Az sonra Nevzat Çingit ile beraber olacak. Düzce'nin öne çıkan olaylarını, haberlerini yorumlarla birlikte sizlere aktaracağız. Bu sadece benimle mi olacak? Sadece Nevzat Çingit ile mi olacak? Sadece Oksijen.tv ile mi olacak? Hayır, kesinlikle. Düzce'yi birlikte yönetiyorsak, yerel iletişimle, yerel merkezlerle birlikte yönetişim söz konusuysa stüdyomuz her zaman için kimi zaman belediye başkanımız olacak, kimi zaman sivil toplum kuruluşları başkanları olacak ama herkes bu stüdyoda ağırlanacak. Hemen altını çiziyorum. Daha iyi bir Düzce'de yaşayabilmek için, sizlerin daha fazla haber alma hakkını ortaya koyabilmek için sizlerle birlikte olacak. Çok uzun bir girizgen yaptığımın farkındayım. Yerel gazeteleri size aktaracağım ama şunun için uzun tuttum.
her zaman söylüyorum, sadece yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini size aktarmayacağım. Gündeme dair ne varsa onunla da sizden aktarmaya başlıyorum. Evet, günaydın Düzce gazetesiyle başlıyoruz. 37 grubunun hemen manşetine mobil sağlık ekibi Esma Hanım'da diye bir başlığımız var, sürü manşetimiz var. Açak Hoca'nın Esma Hanım köyünde sağlık ekipleri köylünün ayağını bilerek sağlık taraması yaptığı haberini manşete çıkardı. Sayın izleyiciler, biliyorsunuz 17-18 Temmuzları arasında, Temmuz tarihleri arasında sadece Açak Hoca'da değil, Cuma yerinde ve yakın bölgelerde yaşanan sel felaketiyle birlikte Düzce büyük bir mağduriyet yaşadı. Özellikle Esma Hanım civarındaki, Uğurlu Köyü civarındaki Açak Hoca'da yaşayan insanlar sel felaketinde büyük hasarlar aldılar, büyük mağduriyetler yaşadılar. En önemli konulardan biri ise sağlık konusuydu. Çünkü insanlar sağlıkları konusunda büyük bir endişe içerisindeydiler. O nedenle Düzce'yi Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle bölgede mobil sağlık hizmetleri kuruldu. Günaydın Düzce gazetesi de bunu manşetine taşıdı sayın izleyiciler. Hemen arkasından sağlık konusunu devam etmişken bir başka sağlık haberiyle devam etmek istiyorum. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sayın izleyiciler, sürekli Düzce'nin gündeminde olan sağlıkla ilgili hastanelerimizde yeterli doktor var mı, yeterli cihazlar var mı? Hep her zaman Düzce'nin gündemine oturdu, kamuoyunda tartışıldı. İşte Ayşe Keşir bununla ilgili bir müjde verdi ve Oksijen grubunun Günaydın Düzce gazetesi de bunu manşete çıkarmış. Hastanelere hekim ve uzman takviyesi önümüzdeki günlerde Ayşe Keşir'in açıklamasına göre hem Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hem de Açak Hoca Hastaneleri başta olmak üzere eksik olan branşlarda doktor ve uzman hekimlerin ihtiyaçları giderilecek denilmişti. Biliyorsunuz yine geçtiğimiz günlerde çok mağduriyetler yaşanmıştı. Bu konuda ölüm vakaları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu eksiklik çok önemli bir eksiklik ve giderilmesi gerekiyor sayın izleyiciler. Ona ilişkin haber yine Günaydın Düzce gazetesinde manşet oldu. Ve diğer gazetelerin manşetinde de var aslında. Geçtiğimiz günlerde hafta sonunda Düzce Belediyesi'nin konferanslar dizisi başladı. Vizyon toplantıları bünyesinde geçtiğimiz 59. hükümet döneminde Kültür ve Turizm Bakanı olan Atilla Koç, Düzce Belediyesi'nin davetlisi üzerine geldi ve kültür merkezinde bir konferans verdi. Ona ilişkin izlenimler de yine Günaydın Düzce gazetesinde yer alıyor. Sayın izleyiciler, bu arada Düzce'nin Sesi gazetesinin hemen manşetinde yine az önce de söyledim, Akçok Hoca ve Cuma ayında meydana gelen sel felaketine ilişkin selzedelerin ayağına mobil sağlık hizmetleri gidiyor demiştik. Ama bunun dışında diğer haberlere baktığımızda da DESOK Başkanı Mustafa Kayıkçı'nın da Düzce'de özellikle okullardaki konferanslar dizisindeki kariyer günlerine katılımla ilgili haberleri var. Bunu çok önemsiyoruz sayın izleyiciler. Çünkü mesleklerinde kariyer yapan ve mesleklerini doğru icra eden liyakatlı insanların bu tecrübelerini ve mesleki bilgilerini öğrencilerle paylaşması kadar doğru ve düzgün bir şey yok. O nedenle bu program içerisinde olan herkesi de kutluyoruz. Evet, bir başka haber, hamsi sevdası Akçok Hoca getirdi denilmiş. Eylül ayı itibariyle biliyorsunuz Düzce'de balık sezonu başladı ve balık sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle balık severler bol bol balıkları yemeye başladılar. Özellikle şu aralar hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü. O nedenle balık severlerin sofraları da zenginleşmiş oldu sayın izleyiciler. Evet, Parantez gazetesinin manşetinde sayın izleyiciler Atilla Koç var. Az önce de anonsta belirttiğim gibi Düzce Belediyesi'nin davetlisi olarak Düzce'ye geldi Atilla Koç. Hatırlarsınız bilmiyorum, Mehmet Keriş'in ilk döneminde Düzce'ye en sık gelen bakanlardan birisiydi Atilla Koç. Turizm Bakanıydı, Kültür ve Turizm Bakanıydı. O dönemin belediye başkanı Mehmet Keleş'le birlikte Düzce'de inceleme gezileri yaparken özellikle turizm destinasyon programı projesini ortaya atan bakanlarımızdan bir tanesi de etkili ve güzel günler olmuştu. Dolayısıyla bu konferansta ilgiyle izlendi Düzce Belediyesi'nin kültür merkezi salonlarında. Sayın izleyiciler, hemen şunu belirtmekte fayda var. Arada bir böyle çayımı da yudumlayacağım. Siz de soluklandığınız zaman kahvenizi, çayınızı yudumlayabilirsiniz.
Ajandamız olacak sayın izleyiciler. Güne bakışta ajandamız olacak. Ajandadan kastım şu. Türkiye'de öne çıkan konularla ilgili neler nasıl yapılıyor onları söyleyeceğiz. Düzce'de o gün içerisinde neler yapılıyor onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Dolayısıyla önce Düzce'den başlayalım isterseniz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugün Düzce'de olacak. Ve gün boyu Düzce'de bulunacak sayın izleyiciler. Biliyorsunuz TOP'un Düzce'de kurduğu bir okul var. İlkokul var. O ilkokulda kitap dağıtımı yapılacak. Hemen arkasından Mevlana Meslek Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bir program gerçekleştirilecek. Hemen arkasından 13.45'te yani 2'ye 15 kala Düzce Üniversitesi'nde çok önemli bir etkinlik var. Önce Rektör Nigar Demircan Çakar ziyaret edilecek. Arkasından da Düzce'de teknoloji zirvesiyle alakalı olarak konferanslar dizisi başlıyor. Bunu apayrı bir başlık açacağız. Muhtemel yarın bunu değerlendireceğiz. Ama ilk toplantı bugün olacağı için hemen satır başlarıyla bu toplantıyla ilgili bilgi vermem gerekiyor sayın izleyiciler. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark ve Düzce'de bulunan sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle hazırlanan teknoloji zirvesinin ilk konuşmacısı olacak, ilk konferansçısı olacak. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Oksijen.tv ekibi olarak da zaten bu konuşmanın, bu konferansın detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sayın izleyiciler, bir geçtiğimiz günlerde diğer gazeteleri okumazdan önce bir başka haberleri de geçmek isterim. İzin verirseniz ben sizin adınıza izin kullanıyorum. Alpsos Araştırma Şirketi tarafından geçtiğimiz günlerde çok önemli bir araştırma yapıldı ve kamuoyuyla bu araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Bunun için anlatıyorum. Az sonra gündem programında Sayın Nevzat Çingit ile beraber konuyu irdelerken bu bir ön giriş olsun diye bunu açıklıyorum. Araştırma özellikle gençler üzerinde yapıldı ve şuna değinildi. Sizin en çok güvendiğiniz meslek aktörleri kimlerdir denildi. Tabii hemen herkesin aklında buna ilişkin fikirler oluşabilir ve bunun da bir takım gerekçeleri de olabilir. Ancak önemli olan çoğunluğu ne düşündü ve çoğunluk yani en çok güvenilen meslek aktörleri, erbabı diyebileceğimiz kesimde bilim adamları sayın izleyiciler birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada doktorlar yer alıyor. Üçüncü sırada ise öğretmenler yer alıyor. Bu gerçekten de bakıldığı zaman hiç de yansınamayacak bir tablo. Ama ikinci kısım bence çok daha önemli. İkinci kısımda da şu var. Yine kamuoyuna sormuşlar. Sizin hiç güvenmediğiniz meslek elemanları, aktörleri kim denildiği zaman da ilk sırada politikacılar yer almış sayın izleyiciler. İkinci sırada din görevlileri yer almış. Üçüncü sırada maalesef biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Gazeteciler yer almış. Yani Türkiye'de en fazla güvenilen meslek elemanları, bilim adamları, doktorlar ve öğretmenler, en güvensiz, sözlerine en itimat edilmeyen meslek gruplarında da politikacılar var, din görevlileri var ve gazeteciler var. Bunu çok iyi irdelemek lazım sayın izleyiciler. Niçin politikacılara güvenmiyoruz? Niçin din görevlilerimize güvenmiyoruz? Niçin gazetecilere güvenmiyoruz? Herkesin önce bunlar hakkında bir sorgulama yapmak gerekiyor. Hazır bu konuyu konuşmuşken bu konuda ben bir hazırlık yaptım sayın izleyiciler. Hemen siyasetçilerle ilgili bir fıkra var. Çok yaygın ve bilinen bir fıkradır ama güvensizlik konusunda genç nesillere neler, hangi izlenimleri oluşturuyoruz? O konuda fikir vermesi açısından güzel bir fıkra diye aktarmak isterim sizlere. Siyasetçinin biri yol kenarına giderken ufak bir çocuk görüyor. Bu çocuk su ve çamurla oynuyor. Dolayısıyla siyasetçinin de hemen aklına geliyor, yanına gidiyor. Çocuğa diyor ki, hayrola diyor, niye için çamurla uğraşıyorsun, nedir yapmak istediğin dediği zaman siyasetçi yapıyorum demiş. Tabii adam siyasetçi olunca siyasetçi yapıyorumun arkasında nedenini de öğrenmek istemiş. Nasıl yapıyorsun siyasetçi demiş. Su koyuyorum demiş, çamur koyuyorum demiş, biraz da BOK koyuyorum. Siyasetçi oluyor demiş. Tabii son eklemeye ve BOK, siz onu birleştirerek okuyun. Ben onu tam anlamıyla size aktaramıyorum tabii. Siyasetçi bu bozgunluğunu çocuğa da aktarıyor. Sen siyasetçi yapma evladım, başka şeyler yap demiş.
Nedir demiş çocuk? Öğretmen yap mesela demiş. İşte doktor yap mesela, itfaiyeci yap ama siyasetçi yapma demiş. Çocuk da peki demiş. Daha sonraki günlerde siyasetçi bakmış, yine çocuk orada bir şeylerle uğraşıyor. Hemen tekrar yanına gitmiş. Ne yapıyorsun demiş, öğretmen yapıyorum demiş. Nasıl yapıyorsun demiş, işte su koyuyorum, çamur koyuyorum demiş. Tabi siyasetçinin aklına tabi muziplik geliyor. Peki BOK'yı niye yapmıyorsun demiş. Çocuk anında cevap veriyor. O zaman onu yaparsan, BOK'ya koyarsan siyasetçi oluyor demiş. İşte bu da güzel, siyasetçilerin için güvenilmediğine ilişkin taptaze bir anekdot olarak sizlere aktarmak isterim. Evet, bir başka yerel gazetelerimiz de var sayın izleyiciler. Düzce Postası ile başlamak istiyorum. Ama tabii ilk test yayını olduğu için, canlı yayın olduğu için ve ben de çok tempoyu düşünmek istemediğim için arada kurduğum da oluyor. Hemen izin verirseniz bir çay daha alacağım, yudum daha alacağım. Daha sonra diğer yerel gazeteler okumaya başlayacağım. Sayın izleyiciler, Düzce'nin en eski gazetelerinden bir tanesi Düzce Postası'dır. Geçmişte başka gazetelerde var ama o günden bugüne sürekliliğini koruyan ve yerel basında gün be gün çıkan gazetelerimizden biri Düzce Postası'dır ve en eski gazete olma unvanına sahip olan bir gazete şu anda Düzce Postası gazetesi. Manşetinde cami cemaati zorda kaldı haberini öne çıkarmış. Hemen alt başlığı okumak gerekiyor. Bazı din görevlilerinin görevlerini aksattığı şikayetleri üzerine Düzce Merkez Camilerine ezanın merkezi sistemden verilmesi kaldırıldı. Belki dikkatinizi çekiyordur. Eskiden dın 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 diye bir ses olurdu. Bu sesi duyduğunuz anda merkezi sistem devreye giriyor ve hemen arkasındaki 200 saniyelik süre içerisinde tüm camilerde sanki ezan okunuyormuş gibi bir algı oluşturuluyordu. Oysa öyle değildi. O tek bir yerden yayın basılıyordu. Şimdi bunlar üzerine şikayet geldiği için her mahallede bulunan ya da her mevkide bulunan cami artık kendi ezanını kendisi okuyacak diyor. Metin Köser, Düzce Postası yazarlarından birisidir sayın izleyiciler. Biliyorsunuz eski dönem belediye başkanlıklarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yazdığı bir yazı vardı. Tabii yazılan her yazımda bir karşılığı olur. Buna karşı da olumlu olumsuz tepkiler gelmiş ve Mehmet Keleş de Metin Köse'yi arayarak yazıda ele aldığı konularla ilgili açıklama yapacağını söylemiş. Bunu ben manşete çıkartıldığı için, gazete bunu manşete çıkardığı için okudum. Sayın izleyiciler, biliyorsunuz 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlandı. Yerel hizmetlere baktığımızda belediyeden sonra en etkili yerel hizmetler biriminin başında da muhtarlar gelir. Dolayısıyla Düzce Valisi Zülkif Dağlı da muhtarların gününü kutladı. Sadece tabii Dağlı değil, hemen arkasından belediye başkanı ve siyasi partinin başkanları da muhtarlar gününü kutlayan demeçler yayınladılar. Sayın izleyiciler, Düzce Postası gazetesinin iç bölümünde bir yazı çok dikkatimi çekti. Hemen ondan pasajlar aktarmak isterim. Mehmet Şimşek, biliyorsunuz daha önceden de Güne Bakış programının konuğu olmuştu. Mehmet Şimşek Düzceli bir vatandaş. Şu anda Habertürk sitesinin gece koordinatörlüğünü üstlendi. Ama Mehmet Keleş'in çok önemli bir özelliği var sayın izleyiciler. Düzce ile ilgili ulusal anlamda nerede ne haber çıkıyorsa bunu Düzceli'ye aktarmakla kendisine görev bilmiş, sorumluluk hissetmiş olan yazarlarımızdan biridir. Araştırmacı yazarlarımızdan, gazetecilerimizden biri. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta sonu Bisiklet Kulübü tarafından Düzce'de çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Bisiklet turu yapıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir etkinlikti. Barış Pınar Harekatı nedeniyle protokolün davete katılmaması belki katılımı düşürdü ama vatandaşların ve özellikle gençlerin ve çocukların ilgi göstermesi açısından bisiklet turu çok önemliydi. Mehmet Şimşek de bunu ele almış. Bisiklet aşkımın başkenti Düzce diye bir manşet atmış. Bisiklet cenneti Düzce diye de konuyu irdelemiş. Biraz okumak istiyorum sayın izleyiciler. Evet, Düzce bisiklet aşkımın başkenti olmuştu. Ne zaman Düzce'ye gelsem hatıramın geçtiği kişileri rica eder, gönlümce şehir sokaklarında turlardım. Yine de öyle. Düzce sokaklarında 7'den 70'e bisiklet sürenleri gördükçe bu düşüncem daha da perçinleşir demiş Mehmet Şimşek. Bu konuya niye girdim? Şunun için girdim. Biliyorsunuz Düzce Belediyesi'nin en önemli projelerden bir tanesi
İstanbul Caddesi'nin düzenlenmesi. Sadece araç trafiğine ilişkin trafik akışının sağlanması değil, orada bir bisiklet yolu yapılması da düşünülüyor. Sadece İstanbul Caddesi'nde değil, zaten şu anda mevcut olan Hürriyet Caddesi'nde, Hastane Caddesi'nde de, Nezih Tütüncü Bulvarı'nda da bisiklet bulvarları var. Bisiklet sürüşlerine ilişkin önemli bir kulvar oluşturuldu. Hazır bisiklet aşkı gündeme geldiğinde, hazır bisiklet sürenlerin buna ilişkin etkinlikleri artarken bunu desteklemek gerekiyor. Sözümüz Düzce Belediyesi'ne. Düzce Belediyesi'nin İstanbul Caddesi'nde uygulamaya geçireceği bisiklet kulvarı, bulvarı artık adına ne dersiniz deyin. İnşallah ilerleyen günlerde bulvar olarak da nitelendirebiliriz ama şu anda kulvar şeklinde bir an önce bunu hayata geçirmesi gerekiyor ki işte Mehmet Şimşek bunu dile getirmiş. Düzce aslında coğrafi konumu itibariyle bisiklet sürüşüne en uygun kentlerden bir tanesi. Zaten bisiklet turuna katılanlardan biz bunu çok kolay gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla gelin bu bisiklet yolları ağını Düzce'nin her caddesine yerleştirelim. Sayın izleyiciler, Düzce Damla gazetesi manşetini Düzce Üniversitesi'ni çıkarmış. Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Cemilcan Çakar ile Düzce Üniversitesi Düzce ile büyüyor başlığı atılmış. Bu başlığa neden olan şey, biliyorsunuz Türkiye'de üniversiteler arasında gerçekleştirilen bir şura var. Düzce Üniversitesi de bu şuraya geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri alanında önderlik ediyor. Geçtiğimiz aylarda 10 tane üniversitenin hem rektörleri hem de öğretim üyeleri Düzce'ye gelerek bu konuda çok etkin çalışmalar yapmışlardı. O nedenle Düzce Üniversitesi'ni çok önemsiyoruz. Düzce'nin gelişmesine Düzce Üniversitesi önemli bir lokomotif görevi gördüğünü düşünüyoruz. Çünkü üniversiteler sadece eğitim yuvaları değil sayın izleyiciler. Bunun dışında sanayi teşekkülleri ve diğer sektörlerdeki ara eleman yetiştirilmesi konusunda da çok önemli hizmetleri var. Sıcak para girişini ayrı tutuyorum. Çünkü Düzce'ye canlı olarak para getiren tek kesim var. Ota öğrenciler. O nedenle Düzce Damla Gazetesi, Düzce Üniversitesi'nin bu özelliğine önem çekiyor. Düzce Damla Gazetesi sayın izleyiciler, diğer Düzce'de bulunan okulların özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerini de dikkate çekiyor ve bunu kamuoyunun önüne getiriyor. Damla Gazetesi'nde bir önemli haber daha var sayın izleyiciler. Diğer gazetelerde de var ama programın geniş açılımı açısından bunu vermek gerekiyor. Az önce de söylemiştim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu teknoloji zirvesine katılmak üzere Düzce'ye geliyor ve saat 13.45'te Düzce Üniversitesi ciddi bir konferans gerçekleştirecek. Tabi bu arada belediye de ziyareti söz konusu, diğer kurumları da ziyareti söz konusu. Sayın izleyiciler, Manşet gazetesi manşetinde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzce'ye ilişkin projelerindeki hedefini açıklamış. Başkan hedefini şöyle ortaya koyuyor. Düzce'yi ilk 10 il arasına sokmak. Yani Türkiye'deki 81 il içerisinde Düzce'yi gelişmişlik sırasında ilk 10 il arasında yerini almasını sağlamak. Bu nasıl olacak? Buna ilişkin projeler nedir? Başkan Özlü buna ilişkin birçok kere projelerini sıraladı. Ama bunun en önde gelenlerden bir tanesi de Millet Bahçesi. Biliyorsunuz Avnak Yol, İnönü Parkı ve Anıt Park meydanlarının birleştirilmesinden oluşacak olan bir Millet Bahçesi projesi var. Geç mi kalındı? Bana göre geç kalındı. Çünkü orada bulunan yapılar yıkıldı ve şu anda bomboş duran bir alan. Bir an önce bu projenin de hayata geçirilmesi gerekiyor. Sadece bu Millet Bahçesi değil, onunla birlikte çevredeki peyzaj düzenlemelerinin de elbette ki yapılması gerekiyor. Manşet gazetesi diğer haberlerinde Atilla Koç'un konferansını ön plana çıkarmış ve Düzce kültürüne yeni vizyon katılacağını inandığı projelere ilişkin olarak da
far gözlüğüyle projelerini paylaşmış Kültür ve Turizm Bakanı. Malum biliyorsunuz 59. hükümet dönemi sırasında bakan olan Atilla Koç, bakanlığının vermiş olduğu bilgi birikimini ve projelerini Düzce Belediyesi ile paylaşıyor. Evet sayın izleyiciler, 6 gazeteyi birden sizlere öne çıkan haberlerle birlikte sunmaya çalıştım. Şu anda canlı yayındayız ve saatlerimiz de 10:27 geçiyor sayın izleyiciler. Az sonra gündemde tekrar sizlerle birlikte olacağız Nevzat Çingit'le beraber, ama belki başta yaptığım anonsu bir kez daha yinelemekte fayda var. Ekranlarını ya da bilgisayarlarını ya da telefonlarını henüz açanlar için. Bundan böyle Güne Bakış hafta içinde her sabah canlı yayınla birlikte sizlere ulaştırılacak. Benim amacım sadece yerel gazeteleri okumak değil, Düzce Ajandası'nı, yeni geldi Türkiye Ajandası'nı sizlerle birlikte paylaşacağız. Her zaman söylediğim gibi insanların gelişen olaylardan, haberlerden bilgi sahibi olması gerekiyor ki kendisine ilişkin kaliteli yaşamın şartlarını, koşullarını daha iyi ortaya koyabilsinler. Kendilerini yönetenlerin kendilerine doğru dönük düşüncelerini ve projelerini daha iyi anlayabilmelerini sağlayabilmek adına. Şimdi Ramazan arkadaşım çok kısa bir ara verecek sayın izleyiciler. Hemen aranın ardından sanıyorum 2 dakikayı bulmayan bir ara, hemen Sayın Nevzat Çingit'le birlikte Düzce'nin gündemini sizlerle birlikte paylaşacağız. Hemen 2 dakika sonra sizlerle birlikte olmak olacağız. Bizden ayrılmayın. Sayın izleyiciler, hemen kısa bir aranın ardından Güne Bakış'ta sizlerle birlikteyiz. Aslında şu kısım Güne Bakış kısmı değil. Daha önce Oksijen.tv stüdyolarında gündem programına tekrar bir başlangıç yapacağız, ama yeni yayın dönemiyle birlikte aslında bu programla kendisini farklı formatlara çekebilecek. Gündemi biliyorsunuz Oksijen.tv'nin görsel yönetmeni Sayın Nevzat Çingit'le birlikte yapıyorduk. Önce bugün bir test yayınındayız, canlı evet. Yayındayız. Evet. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyız tabii ki. Kesinlikle. Yazılı ve görsel medya yayın yatırımına başladığından itibaren Oksijen'de evet. Sürekli her yıl kendini giderek yeniliyor, geliştiriyor, büyütüyor. Hakikaten sen zaten yayının girişinde de evet. Söz ettin İslam Bey ve İlkay Hanım'a. Onların gerçekten büyük çok çok ciddi katkıları var. Katkıları var, emekleri var ve ticari riskleri de var. Evet. Kolay değil. 30 tane insan çalışıyor bu medya grubunun içinde. Yani bunu kısaca 3'te çarptığında yaklaşık 100 kişi yapar. Yani bu Düzce gibi küçük bir ilde çok önemli bir hizmet, çalışma. Umarım izleyenlerimiz de bunun değerlendirmesini yaparlar. Ve yeni yayın döneminde hem canlı programlarımızla, zaten banttan programlarımız devam ediyor. Yeniliklerle Düzce gündeminde önemli bir boşluğu doldururuz diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Vallahi Nevzat Bey, ben şimdi yaşımı da söylemeyeyim ama hayatım boyunca gazetecilikten başka hiçbir iş yapmadım. Bu süreç içerisinde çok basın patronum da oldu. Onlara olumlu ve olumsuz yanlarıyla söz etmek değil, ama İslam Keleş'e
ayrı bir başlık açmak istiyorum. Hem genç yaşına rağmen hem de içinde ekonomik, Türkiye'nin ve Düzce'nin ekonomik şartları içerisinde basına dönük, ben işin basın tarafındayım tabii ki mesleğinden ötürü, basın alanında bize yol verdiği için, bizim önümüzü açtığı için ve Düzce ile ilgili objektif yayınlarını ortaya koyabilmesi adına zihniyeti, düşüncesi için çok önemli olduğuna inanıyorum. Basın sektörü adına İslam Keleş'e ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şu andaki canlı yayının bir gerçekleşmesinde İlkay Hanım'la birlikte çok önemli katkıları var. Umarım bizler ve ekranları başındaki insanlar, ekranları demek doğru mu bilmiyorum, bilgisayar çağındayız, bilgisayar kullanılıyor, telefon kullanılıyor. Umarım herkes bundan en iyi şekilde yararlanır diye düşünüyorum. Evet. Neler olacak peki? Çok kısa da bir başlıklar açalım istersen. Yani, mesela bu akşam bir canlı yayınımız daha var. Bu akşam Mustafa Armutçu'nun Perde Arkası programı vardı biliyorsun. Yani geçen yıl, daha doğrusu Mart ayından itibaren sürekli o programlarını yapıyordu. Perde Arkası programında bu akşam AK Parti İl Başkanı Sayın Mustafa Keskin konu olacak saat 9'da. Gece 21'de. Onun da anonsunu vermiş olalım. Evet, verelim. Orada hem biliyorsun AK Parti ve diğer partilerde kongre sürecine girdiler. AK Parti şu anda ilçelerde ilçe divanlarını topluyor. Yani ona hemen giriş yapacağız zaten aslında. Evet. Gündemi belirlerken o konu başlığını, çünkü zamanı kullanabilmek adına eskiden biliyorsun 3-5 başlık seçiyorduk ama test yayını olduğu için biz bunu belki şu anda belki bire indireceğiz. Ama ben şunu da merak ediyorum. Gündem seninle beraber sürekli olarak ekranlarda olacak mı? Formatında bir değişiklik düşünüyor şöyle, musun? Şöyle olacak gündem programı. O hafta ya da bir önceki gün bizim kamuoyumuzu, Düzce kamuoyunu ilçeleriyle beraber ilgilendiren çok böyle bir flash bir gelişme olduğunda konunun muhatabını gündem programına alıp onu değerlendirmek esas önceliğimiz bu olacak. Gündem belki canlı yayınları daha başka geniş salonlarda da taşınabilir tabii, değil tabii, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii bir de yani şimdi yola çıktık. Biliyorsun yani bizim Türklerin bir geleneği var. Kervan yolda düzülür. Böyle yani, eksiklerimizi görerek, tamamlayacağız. Şey yaparak, tamamlayacağız tabii. Yani niyet iyi olduğu için bakacağız yani. Evet. Ama düzenli olarak canlı yayınlarımız olacak. Sadece siyaset değil tabii ki. İş dünyasından, spor dünyasından, belediyelerden, akademik çevrelerden canlı yayın konuklarımız olacak. Onlar da birebir gündemi, kendi iş alanlarıyla alakalı, mesleki alanlarıyla alakalı programlar yapacağız. Okullarımızı bilgilendireceğiz. İzleyenlerimizi bilgilendireceğiz. Evet, bu aslında güne bakışın hemen başında ben IPSOS'un bir araştırmasına yer vermiştim. Türkiye genelinde en çok güvenilen meslek aktörleri ve en güvenilmeyen meslek aktörleri arasında politikacılar ilk sırada yer aldı. Biz de varız 3. sırada. Biz kendi adımıza bunu rehabilite etmenin ya da tersine çevirmenin elbette ki yollarını bulacağız. Az önce de Nevzat Bey söyledi. Eksiğimiz neyse biz bunu görebilecek bilgi ve donanımı yöneleceğiz. Yani biz bunu bulabiliriz. Ama politikacılarla ilgili elimizden hiçbir şey geleceğini zannetmiyorum. Şimdi kongre süreci var. AK Parti. Açık söylemek lazım. Çünkü Oksijen stüdyolarında biz bunu çok kereler dile getirdik. Büyük bir çalkantı içinde. Türkiye'deki tabloyu belki konuşmak bizim biraz çıtamızın üstüne çıkabilir ama Düzce'de olmadık olaylara girdi AK Parti. Dolayısıyla ister istemez kendisini yenileme mecburiyetine yönelmesi gerekiyor. Hakikaten çok vukuatlar oldu. Skandal boyutunda şeyler oldu. Bir daha tekrar burada dile getirmenin bir anlamı yok ama büyük bir revizyon olacağı da belli diye gibi gözüküyor. Yani senin biraz önce bu araştırmayla alakalı bir iki kelam etmek isterim onun üzerine. Lütfen. Yani benim için çok şaşırtıcı değil. Dünyada da şaşırtıcı olduğundan düşünüyorum. Yani özellikle politikacıların en altta, dibinde yer alması. Yani demek ki yeryüzünde, yani dünyanın her ülkesinde politikacılar hızla güven kaybediyorlar değil mi? İstifa ve güven kaybediyorlar. Demek ki sadece Türkiye'nin bir problemi değil. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu daha da kötü boyutlarda. Gazetecilik açısından şunu söyleyebilirim. Ne yazık ki
özellikle de sosyal medyanın hızla yaygınlaşmasından sonra, özellikle de akıllı telefonlardan sonra, yani gazetecilik artık iyice sıkıntılı bir sürece girmiş oldu. Bunda mesleklerini hakikaten hakkıyla yapmaya çalışan eleştirel gazetecilik, araştırmacı gazeteciliği öne çıkarmaya çalışan insanlarımız da şu veya bu nedenlerle meslekten uzaklaştırıldılar, bir baskı altında tutuldular. O nedenle meydan daha böyle üç maymunu oynayan, görmeyen, araştırmayan, sormayan, soruşturmayan insanlara kalınca vatandaş da karneyi veriyor ve gazetecileri de listenin en sonuna yerleştirmiş. Bu açıdan bir de şunu söylemek isterim. Yani şimdi biz burada 30 kişiyiz. 3 tane günlük gazete, internet sitelerimiz ve canlı yayında Oksijen TV haber portalımız var. Yani ciddi bir emek veriyoruz. Ne yazık ki bizim bu emeğimizi karşılığını alabiliyor muyuz? Asla alamıyoruz. Ve daha da vahimi, daha da kötüsü, hiçbir yatırım yapmadan 250 lira bir para yatırarak bir internet sitesi açan kişiyle biz Oksijen Medya olarak eşdeğer tutuluyoruz. Yani şimdi burada nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Tercihler konusu olacak. Çünkü insanlara iyi şeyler sunduğunuz zaman, kaliteli şeyler sunduğunuz zaman bu fark edilecektir diye düşünüyorum. Bizim Oksijen.tv olarak ortaya koyduğumuz yayınlar, gazete politikasıyla bir yerde karşılığın olduğunu ben düşünüyorum aslında. Yani, tabii biraz, yani iyi şeylerin arasındayız. Evet, bunu belirtmek yani, isterim. İşte dediğim gibi emek vereceğiz. Herkes hak ettiği yeri bulacak. Bulacak tabii ki. Olacak. Kongrelerde nasıl bir hava esiyor şu anda? Şu en önce gelen sanıyorum AK Parti, sonra CHP, MHP, aslında bütün partilerin kongre zamanları şu aralar. Şu anda bütün partilerde kongre hazırlığı var. Çünkü zaten seçimden çıktı bütün partiler. Normal anayasal seçim yasası, siyasi partiler yasasına göre hepsi genel kurul sürecine girmiş oldu. CHP'de de var, AK Parti'de de var, MHP'de de var, İYİ Parti var. Hepsinde bir kongre süreci içerisindeler. Tabii burada önemli olan gelişme AK Parti, İktidar Partisi'nde. Şu anda ilçe divanlarını yapıyorlar. Hafta sonu Akçakoca'da, cumartesi günü Akçakoca'da ilçe divanı topladılar. Gölyaka'da topladılar. Orada özellikle milletvekilleri önemli mesajlar verdi. Zannediyorum akşamleyin Mustafa Armutçu'nun programında da gündeme gelecek. Fahri Çakır'ın söylediği bir Akçakoca'da seçimin kaybedilmesine yönelik sarf ettiği sözler var ki sosyal medyaya da düştü. Bence üzerine tartışılması, konuşulması gereken şeyler. Tamamıyla dediği şey şu: Akçakoca'da seçimi kaybettik ama biz seçimi MHP'ye verdik. Çünkü bizim partimizin içerisinde bir grup arkadaşımız başka adayı desteklediler. Mealinde böyle bir açıklama yaptı. İlginç. İlginç, evet. Yani AK Parti'de biraz daha bu süreç yenilenmeye yönelik. Neden 5 belediye kaybedildi? Neden bir milletvekilliği kaybedildiye yönelik bir yenilenme yapmaya çalışacaklar ama ben işin aslı çok umut var değilim. Çünkü sadece konuşulanların söylem bazında kaldığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsun geçtiğimiz haftalarda Düzce kamuoyuna yayın yasağı da getirilmişti biliyorsun. Bir kadının adının karıştığı, çirkin şey oldu. Evet. Gelişmeler oldu ama ne yazık ki ben daha farklı bir şey beklerdim. Konunun muhataplarının anında süreç tamamlanana kadar partinin kurumsal kimliğine zarar verilmemesi anlamında hemen üyeliklerini dondururdum ve çekilirdim oradan. Ama ne yazık ki bu yolu tercih etmediler. Her zaman bildiğimiz gibi işi halının altına süpürüp, soğutmaya alıp, derin dondurucuya koyup unutulmasını beklediler. Evet, insanlar belki bir dönem sonra onu hatırlamayabilirler, konuşmayabilirler ama bence bir vicdan yarası olarak kalmıştır diye düşünüyorum. Bu anlamda ben AK Parti'deki yenilenme sürecinin ile alakalı çok umut var değil. Evet.
Aslına baktığınız zaman AK Parti içerisinde biz politikasını benimseyelim ya da benimsemeyelim. Zaten kişiler ortaya koydukları görüşlerle bunu netleşmesini sağlıyorlar. Ama AK Parti içerisinde özellikle bir yanda AK Parti'ye ilişkin ilkeleri ve prensipleri savunan kesimler var. Bir yanda yine aynı parti içerisinde AK Parti'den rant üzerine politika yapmaya çalışan insanlar var. Ve bunlar hepsi aynı parti içerisinde. Ve dolayısıyla AK Parti içerisinde ilkelerle mücadele edilen kişiler bu olaylara neden olan, skandala neden olan olay insanlarla aynı camia içerisinde bulunmuş olmaktan oldukça rahatsızlar. Bir kere bunu kesinlikle yani ortaya koymak gerekiyor. Hem öyle, mesela Sayın Cumhurbaşkanımız dün sanırım İstanbul'da ve Kayseri'deki konuşmalarında herkesi AK Parti'nin içerisine davet etti. Yani şimdi bir tek parti, devlet partisi böyle bir mantık. Ben yani bunu bu tarz şeylerin toplumların sağlıklı gelişmesi açısından çok sessizlik açısından sakıncalı buluyorum. Niye insanlar CHP'yi, İYİ Parti'yi, MHP'yi kapatsınlar da AK Parti'nin çatısının altında gitsinler, birleşsinler? Nasıl ifade edecek kendini? Nasıl bir parti olacak? Yani ben o açıdan çok sağlıklı bulmuyorum. Evet, bunları zaten ilerleyen günlerde daha çok uzmanlarıyla birlikte bunları değerlendirme fırsatımızda olacak. Süremizi aile iyi kullandık. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Sayın izleyiciler, ilk test yayınımızdı, bizim canlı yayınımız. Güne bakışa gündemi de iç içe alarak sizlere bir program sunmaya çalıştık. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Ben şimdi yayından hemen sonra izleyeceğim. Kendi insan hatalarını, eksikliklerini görerek geliştirir. Dolayısıyla sizlere daha iyi yayınlar sunabilmek adına dersimizi çok iyi çalışacağız. Ama her şeyden önce şunu bilmenizi istiyorum. Oksijen.tv olarak insana saygı ve insan odaklı bir yayın anlayışını sizlere aktarmak istiyoruz. O nedenle bizim için her şey sizsiniz. Siz Oksijen.tv ekranlarını, gazetelerini, portallarını kullanarak bize destek verebilirsiniz. Çünkü bizim niyetimiz iyi bir niyet sayın izleyiciler. Bu kentte kaliteli yaşamın taşlarını kurabilmek adına yaptığımız şeyler. O nedenle bizim iyi niyetli olduğumuza inanmanızı istiyoruz. Güne bakıştan bugünlük de bu kadar. İlk canlı yayın denemesiydi. Mutlaka hatalarımız da olmuştur. O konuda da sizin affınıza sığınıyorum. Ve yarın tekrar aynı saatte sizlerle buluşmak umuduyla şu anda da saati vereyim. Canlı yayın olduğunu sürekli hatırlatabilmek adına 10.45 sayın izleyiciler. 10'da başladık ve 45 dakikalık bir süre içerisinde sizlerle beraber olduk. Hata olmaması mümkün değil. Olmuştur ama bunları düzelte sizlere daha iyi bir yayın sunmayı hedefliyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hoşçakalın. Hoşçakalın.